Mutant virüs de tabii meydana gelen mutasyon daha bulaştırıcı olduğu kesin bir defa. Yani işte %50 daha bulaştırıcı. İngilizler ilk yayınladıklarında verilerini bu İngiltere mutantının daha hastalığa yol açtığını belirtti. Arkasından yapılan araştırmalara dün baktım. Çoğunda herhangi bir farklılık olmadı bulunmuş. Ama 3 tane çalışmada daha ağır seyretti gösterilmiş. Şimdi bu şuna da bağlı olabilir. Farklı ülkelerde bu mutant virüs yeni bir mutasyon da geçirmiş olabilir. Bir de o ülkelerdeki alınan tedbirler, yayılımın işte derecesi falan da etkiliyor olabilir. Çünkü bizim de özellikle yoğun bakımcıların, yoğun bakıma yatan hastaların daha ağır tabloda yattığı, örneğin solunum cihazına bağlanma oranının salgının ilk dönemlerine göre daha yüksek olduğu şeklinde bir gözlemi var. Tabi bunların değerlendirilmesi lazım, bir süre takip edilmesi lazım. Bunlar belli bir sayıda vaka gözlenmeden yanıltıcı olabilir. Daha erken bulaşıyor. Yani işte daha erken bulaştırmaya başlıyor. Bir de önemli olarak işte bulaştırma süresinin daha uzun olduğunu bir çalışma gösterdi. Yani 13,3 gün diye bir süre buldular. Tabii şimdi böyle bir durumda bizim bu işte rehberlerimizi falan mutlaka güncellememiz lazım. Çünkü biz hastalığı geçirenlere 10 günde işe başlatıyoruz. Eğer 14 gün kadar bulaştırıyorlarsa bunlar bu süreyi değiştirmek lazım. 1 metre mesafe güvenli değil bu mutant virüs. En az 2 metre olmalı. Bulaşı önlemenin daha zor olması nedeniyle ekstra tedbirler uygulanmalı. Bu hem devlet tarafından hem de vatandaşların kendisi tarafından. Aynı şiddette seyretse bile tabii ölüm sayılarında artma gözleniyor. Çünkü vaka sayıları artıyor. Yani oransal değişiklik olmuyor ama sonuçta çıkan sayı yüksek oluyor. O yüzden hastanelerin yükü artacak. Yoğun bakımların yükü artacak. Ve mücadelemiz daha zorlaşacak. Bu konuda çok dikkatli olmak lazım. Yani işte 130 milyon dünyada vakanın görüldüğü bir hastalıkta ve birkaç vakada görülen işte bir belirtiyi bu hastalığın belirtisi diye saymak son derece yanlış. Bunlar tesadüfen de olabilir. Çünkü özellikle kış döneminde, şu sıralarda da henüz daha bitmedi. Solunum yoluyla bulaşan virüsleri de görülmeye başlandı. Tabii gribin özellikle sıklığı azaldı. Son derece azaldı ama diğer virüslerin, özellikle nezle yapan virüslerin görüldüğü bir dönem. Dolayısıyla hepsini koronavirüse bağlamamak lazım. Hatta insanın koronavirüs testi pozitif çıkabilir. Ama bunun akıntısını, nezleyi yapan işte başka bir virüs olabilir. O yüzden mesela işte farklı belirtiler rapor ediliyor. İşte diş kaybı, saç kaybı falan gibi. Bunların COVID'e bağlı olduğunu söyleyebilmek için toplumda belli oranda görülmesi lazım. Henüz yani bu şekilde yeni bir belirti yok.